Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok kolay, çok rahatlıkla öğrenebileceğimiz ve sınavlarda da mutlaka sorulan Masal ve fabıl konusunu öğreneceğiz. Öncelikle masalın tanımına, planına, genel özelliklerine, dünya edebiyatında ve Türkiye edebiyatında masalla alakalı örnekleri öğreneceğiz. Sonrasında fabılın tanımını, planını, genel özelliklerini öğreneceğiz. Ve ardından da masalla fabılı karşılaştıracağız arkadaşlar. Kolay bir konu, hiç endişelenmenize gerek yok. Üniversite sınavlarında bile masaldan, fabıldan soru geliyor. Hatta en son geçen sene 2022 yılında bir soru geldi masalla alakalı. Sizin de yazılı sınavlarınızda veyahut da diğer buna benzer farklı sınavlarınızda bu konudan soru gelecek. Gerçekten bugün size masal anlatacağım deyim yerindeyse sizler de rahat rahat sizler de rahat rahat dinleyeceksiniz ve çok kolay bir konu olduğunu göreceksiniz. Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, masalın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Genellikle halkın yarattığı ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen olağanüstü kişilerin, bakın anahtar kelimeler burada, olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı olayları anlatan edebi türe biz masal diyoruz. Burada şunu bilmemiz lazım. Masalla alakalı bizi sınavda hadi bize masal anlat demeyecekler. Ne diyecekler? Masalın bölümlerini soracaklar. Masalın bir planı var. Bu planda döşeme, önce bir şeyleri döşüyor. Nasıl yani hocam? Dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan tekerleme bölümü. Hani var ya, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, paralel teller iken, develer berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Nasıl yani? İşte olağanüstü olabiliyor mu? Olmaz. Serimde kişileri tanıtacağız. Keloğlan olan burada diyeceğiz. Kral var diyeceğiz. Kralın kızı var. Padişahın kızı var. Keloğlan onu seviyor. Bunları bir tık göreceğiz. Düğün bölümünde olaylar gelişecek ve çatışma ortaya konacak. Padişah kızını Keloğlan'a vermeyecek mesela. İyiler ve kötüler bu bölümde belirginleşecek. Olayın ayrıntılarına girecek. Merak duygusu yoğunluğu kazanacak ve çözüm noktasına yönelecek. Çözüm bölümünde tabii ki ne olacak? Olay çözümlenecek. Masallarda her zaman İyiler kazanır, kötüler kaybeder. Bu masallarda da siz göreceksiniz iyilerin kazanıp kötülerin kaybettiği an, işte onların mutlu olup sevgililerin buluştuğu anda çözüm bölümü olacak. En sonunda da onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetini. Gökten üç elma düşmüş gibi bölümler var ya, işte onlar da dilek bölümü olacak. Bakın. Burada döşeme bölümü çok önemli. Tekerleme bölümü var. Bir de direk bölümü çok önemli. Çünkü mesela birazdan fabullarda döşeme bölümünün olmadığını göreceksiniz. Ya da dilek bölümünün olmadığını göreceksiniz. Şimdi mesela az önceki masalımızda döşeme bölümü burasıydı. Evvel zaman içinde üniversite sınavında bunu sordular. Dediler ki aşağıdakilerden hangisi masalın döşeme bölümünden alınmış olabilir dediler. Dolayısıyla üniversite sınavlarında bir netinizi artıracak kadar önemli bir konu. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde diye giren şeyler yani şu gördüğünüz zaman yapıştıracaksınız döşemeyi. Bir varmış bir yokmuş. Bir ülkenin paçanın üç kızı varmış. Şimdi tanıtıyor kişileri. Düğün bölümünde paça küçük kızın cevabına çok sinirlenmiş. Cellat kızı kesmek için daha götürmüş bak olaylar karıştı. Çözüm bölümünde ise paça yaptığından utanarak küçük kızının boynuna sarılıyor. Dilekte ise onlar ermiş muradına biz çıkalım. ...kerevetine diyoruz ve böylece... E, ...mutlu sona ulaşmış oluyoruz. Peki şunu da bilelim. Nedir bu kerevet? Eskiden... ...kerevete, sedire oturulup hoş sohbet edilirdi. Masalın sonunda da bu hoş sohbetler kastedilir. Onlar ermiş muradına... ...biz de kerevete, sedire oturup... ...hoş sohbetler edelim. Masaldakilerin mutluluklarına... ...ortak olalım denmek istedim. Yani kerevet bildiğiniz sofa. Şimdi gelelim masalın genel özelliklerine. Yani sınavda size masalın genel özellikleri... ...nedir diye sorarlarsa. Birincisi tekerleme ile başladığını bileceksiniz ve bu bölümün adıydı arkadaşlar. Bakalım hatırlıyor musunuz? Harikasınız. Evet bu bölümün adı ...Döşeme'ydi. Tebrik ediyorum sizi. Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissettim kendim ama döşeme diyenlerin olduğunu da duyar gibiyim. Şimdi yer ve zaman belirsiz. Mesela efsanelerde yer ve zaman belirli olacak. İnandırıcılık artsın diye. Hayali mekanlar, belirsiz zamanlar, geçmiş zaman ve kahramanlar genellikle devler, periler, cinler, paçavalar, prensler, prensesler yani olağanüstü kişiler. İleriye kazanıyor. Kötüler hep cezalandırılıyor, hata yapıyorlar. Kalıplaşmış sözler var. İşte burası döşeme dediğimiz bölümdeki tekerlemelerdi. Eğitici, evrensel değerler var. Yani işte lahmacun işlenmez masallarda. Ne işlenir? Anne sevgisi, yalan söylememek, doğruluk, yerel konular değil, evrensel değerler var. Dolayısıyla milli ögeler yok. Yani masalın kahramanının nereli olduğunu anlayamazsınız. Keloğlan olan nereli? Veyahut da işte kırmızı başlıklı kız nereli? Yozgatlı. Yok öyle bir şey. İsveçli. Hayır o da belli değil. Kırmızı başlıklı kızın mekanı, yeri belli değildir. Milli öngelere yer verilmez. Anonimdir. Yani söyleyeni belli değildir. Masalların en önemli özelliği yazarı belli değildir. Ha mesela Eflatun Cem Güney gibi masalcı baba dediğimiz kişiler vardır. Onlar masalları derlerler ya da Grimm kardeşler gibi. Ama onlar masalları yazmamıştır. Ağızdan ağza dolaşan masalı yazıya aktarmışlardır. Sözde edebiyat ürünüdür. Sonradan da yazıya geçiriliyor. Dünya edebiyatına baktığımızda eski kaynağı tabii ki Yunanlılar ve Hintliler. Zaten Yunanlılar her şeyin içinden çıkacaklar. Niye? Çünkü Yunanistan'ın olduğu yer ticaret yapmaya uygun bir yer böyle denizlerde. Kronolojikten çok para kazanıyorlar. Dolayısıyla dünyada ilk defa demokrasi, ilk defa felsefe, tiyatro, işte ne bileyim masal, fabıl buna benzer şeyleri hep Yunanistan'da göreceksiniz. Yunanlılar'da göreceksiniz. Medeniyetin beşiği kabul ediliyorlar. Eski Yunan'daki Ezop masalları bilinen en eski masal örnekleridir. Ee, Ezop masallarında hayvanlar arasında seçiliyor. Dolayısıyla Ezop masalları birazcık da fabıl gibi. Hint Edebiyatı'ndaki Pancha Tantra adlı eserde yine e, Beydaban'ın yazdığı Keli ve Dimle de doğudaki ilk masal örnekleridir. Arap ve İran kaynaklı birbirgece Gece masalları ya da William ve Jacob Grimm kardeşlerin Almanya'da halk arasında yaşayan masalları derledikleri çocuk uyuyor masalları, Grimm masalları bunların hepsi önemli arkadaşlar. Yine Andersen'den Masallar diye kitapta mutlaka okumuşsunuzdur okulunuzda. Bizim edebiyatımıza baktığımızda bakın bu da 2022 aYtde de soruldu. Ne dediler? Dediler ki Türk edebiyatında Uygur dönem eser olan Kalyanam Kara ve Papamkara masal özelliği gösteren ilk eserlerdendir dediler. Bu bilgi doğru mu dediler? Evet doğru dememiz gerekiyordu. Yine Billur Köşk Osmanlı dönemindeki Türk masallarından edebiyatımızda da kıssa adıyla anılan masal için mesel sözcüğü kullanılmaya başlandı ve masal kelimesini ilk kullanan da Namık Kemal oldu. Burada peki neyi hepsini bileceğiz mi hocam? Hayır. Şunu bileceksiniz ÖSYM sordu. Bunu bileceksiniz arkadaşlar. Bir de Perter Naili Boratav. Az önce benim söylediğim Masalcı Baba dediğimiz Eflatun Cem Güney. Nakit Ezel'de masalla alakalı derlemeler, araştırmalar yapıyorlar. Gelelim fabula. Gördüğünüz gibi masalı 5 dakikada anlattık. Bitti. Çok kolay. Fabul ondan daha kolay. Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen... Ders verme amacı güden, e da ders veriyordu hocam. Genellikle manzum yani şiir şeklinde olan edebi türe fabul deniyor. Peki hocam, masalla fabul arasındaki fark ne? Çok fark var. Bir kere en büyük fark ne biliyor musunuz? Fabullar üzücü bir sonla biter sonunda mutlaka karga, tilki hatasını anlar. Ne bileyim böyle işte böyle bir nasihat veren bir sonla biter. Masallar ise hep mutlu sonla biter. Yani mutlaka sonunda iyiler kazanır. Anlaştık mı? En büyük fark bu esasında. Şimdi mesela bunu okuyalım. Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzına bir parça peynir vardı. Ona name yapmaya başladı. Oo, karga cenapları merhaba. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalarım varsa. Tüyleriniz gibi sesesiniz, sultanı sayılırsınız bütün bormanın. Keyfinden aklı başından gitti bay karganın. Şimdi tilki onu kandırıyor diyor. Kargacım diyor, sesin çok güzel diyor. Halbuki karganın sesi neyse, kak kak, iğrenç bir sesi var. Göstermek için güzel sesini, açınca ağzını düşürdüm nevalisini. Yani ağızdaki peyniri düşürdüm. Tilki kapı onu dedi ki, efendiciğim, size küçük bir ders vereceğim. Her dal kavuk yani kavunu önleyip sana saygı duyduğunu düşünen kişi bir alığın sırtından geçinir. yani bir safın sırtından geçinir. Bu derse de fazla olması gerek bir peynir. Hani sen bana inandın, azlık peyniri düşürdün. Bunu da fazla bir ücret olarak görmeyen azar artık öğrendim bunu dedi. Karga şaşkın, mahcup biraz da geç ama yemin etti gayri faka basmayacağına. Burada ne oldu? Mutsuz son var esasında. Niye? Karga peynirini kaybetti. Değilim mi? Tilki onu kandırdı ama bir de ders verildi. Burada nasihat var. Şimdi Fable'ın planına baktığımızda gördüğünüz gibi döşeme yani tekerleme bölümü yok. Şöyle başlamıyor. Evvel zaman içinde bir tane karga varmış diye başlamıyor. Serim düğüm çözümü gene aynı. Kişiler tanıtılıyor. Çatışma ortaya konuyor. Olay çözülüyor. Sonuca bağlanıyor. Burada en son hatırlarsanız dilek vardı masallarda. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kanepeye. Yani kerevetine diyordu. Fakat burada ise öğüt var. Olayla ilgili ana fikir öğüt biçiminde verilir. Bu öğüt bazen bir atasözüyle de ortaya konur. Şimdi az önce Mesela burada bir serin bölüm var. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pençesine bir fare diyerek aslan ve fareyle tanıtıyor. Bereket fare pardon düğme geçiyoruz. Günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa bak. Aslan tuzağa düşüyor. Sonrasında fare gelip yardım ediyor ve ağdan hayır mı kalıyor? Yani ağ kopuyor. Niye? Fare gelip ağı kemiriyor ve aslanı kurtarıyor. Sonrasında da sabır biraz da zaman güçten öfkeden daha yaman. Herkes herkese yardım etmeli. Ben büyük, o küçük dememeli diyor. Şimdi bu hikayeyi ben tabii ki fabıl hızlı okuduğum için vakit kaybetmeyin diye kaçırmış olabilirsiniz ama bir daha gösteriyorum. Okuyalım ki anlayalım. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pençesinde bir fare. Aslan aslan yürekliymiş o gün. Kıymamış canına, bırakmış yere, boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir? Farenin aslana iyilik edeceği etmiş işte hem de canını kurtarmış. Şimdi aslan fareye zarar vermiyor. Sonra bir günde fare aslanı kurtaracak. Nasıl yani? Günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa ağlar içinde kalmış, kükremiş durmuş boşuna. Bereket fare olsa yetişmiş imdada. Bu iş kükremekle değil kemirmekle olur demiş. Başlamış incecik dişlerini işletmeye gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır. Bir ilmik kopunca ağdan hayır mı kalır? Sabır biraz da zaman, güçten öfkeden daha yaman, herkes herkese yardım etmeli, ben büyük o küçük dememeli diyor. Bak manzum şekilde yani şiir gibi kafiyeli ve aynı zamanda sonunda da bir öğüt verdi. Şimdi gelelim fabula ve ardından aralarındaki farkı söyleyeceğiz ve ardından dersimizi bitireceğiz. Şimdi fabul da olaya dayalı, kurgusal bir tür, düz yazı şeklinde. Hem şiir hem düz yazı şeklinde olabiliyor. Masallar hep düz yazı şeklinde. Somut kavramlar, soyut olaylar ama daha çok soyut kavramlar yani işte iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi şeyler somut olaylar yardımıyla anlatılıyor. İyilik, kötülük gibi çatışmalar olay örgüsünü oluşturuyor. Kahramanlar, hayvan, insanlar da katılabiliyor. Teşhis yani insan olmayan varlıklara insana özgü verilmesi ve intak yani insan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması sanatlarından yararlanılıyor. Hayvanlar kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insan özellikleri temsil edecek. Öyküleci anlatım var. Yer ve zaman ögeleri belirsiz. Kalıplaşmış sözler kullanılabiliyor. Evrensel temalar var. Neydi onlar? İyilik, i̇şte iyilik, kötülük, kurnazlık, cesaret bunlar hep evrensel tema. Ders verme amacı var. Didaktik yani öğüt veriyor ve atasözleri de bitebiliyor. Şimdi dünya edebiyatındaki örneklerine geçmeden önce masalla fabla arasındaki farkı hemen sıcağı sıcağına söylemek istiyorum. Masalda döşeme var, tekerleme var. Burada yok. Masal dilek bölümüyle bitiyor. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Burada öğüt bölümüyle bitiyor. Düz yazı şeklinde bunlar şiir ya da düz yazı olabiliyor. Yani fabullar. O zaman bunun mutlu sonla bittiğini zaten söylemiştik dersimizin başında. Bunun ise üzücü bir sonla bittiğini de bir kez hatırlatalım. İbret verici, ders verici bir sonla bitiyor. Üzüldü diye adam mahvettik. Kahramanları genellikle hayvanlar. Burada kahramanları insanlar ve olağanüstü varlıklar. Benzerliklerine bakarsak ikisi de olaya bağlı. İkisi de ders veriyor. İkisinde de yer ve zaman ögeleri bilirsiniz. İkisi de evrensel değerler işliyor. İkisinde de öyküleyici anlatım var. İkisinde de hakim anlatıcı bakış açısı var. Yani anlatan kişi her şeye hakim. Başından geçenecekleri, olayları, geçmişi, geleceği her şeyi bilebiliyor. Şimdi farkı da söyledikten sonra şu fabulun detaylarına girebiliriz. Batı'da milattan önce 6. yüzyılda yazıya geçilen Ezop masalları aynı zamanda ilk fabul örneklerini içeriyor. Niye? İçinde hayvanlar da vardı. Beydaba'nın yazdığı Kelle ve dimne ise ilk fabul örneklerini içeriyor yine. Sadi'nin Gülistan'ı, Fransız yazar La Fontaine'in e, Ezop ve Beydaba'dan esinlenerek yazdığı eserler hep fabul. Fabul türünün etkisini taşıyan bazı eserlere baktığımızda Amerikalı yazar Richard Bach'ın Martı eseri, George Orwell'in Hayvan Çiftliği okumanızı tavsiye ederim. Yine Anton saint Küçük Prensi yine burada fabul türü etkisini taşıyor. Bizim edebiyatımıza baktığımızda Hint, Arap ve İran kaynaklı eserlerden esinlenerek oluşuyoruz. Mevlana'nın Mesnevisi, Gülşehri'nin Mantık-ı bak bu sorulur bu da sorulur arkadaşlar. Bu soruldu hatta Şeyhinin yazdığı harname yani öküz olmaya yeltenen eşeğin aa ben yanlış yaptım ya eşekleme şükür etmem lazım bak kulaklarım olduğunu diyerek ders alması. Mesnevi'si Türk Edebiyatı'nın ilk fabul örneği. Yine Şinasi de La Fontaine'in fabullarını Türkçe'ye çeviriyor. O zaman hocamız sınavda masal ve fabul arasındaki fark sorarsa bu kısmı kaçırmamamız lazım. Mutlu son, ibret verici son. Döşeme var, yok. Dilek var, öğüt var. Sadece düz yazı hem şiir hem düz yazı şeklinde olabiliyor. Şimdi arkadaşlar sizler tabii ki bu konuyu öğrendikten sonra bu konuyla alakalı sorular çözmeniz gerekiyor. Burada bizler sizler için çok güzel sorular hazırladık. Hemen onu göstermek istiyorum. Burada sayfasıyla beraber gösterelim. Önce Milliyetin Bakanlığı'nın kazanmanı verdik. Sonrasında özel sorularla, açıklayıcı sorularla ve her bir sorunun kare kodlarda uzman hocalar tarafından çözümlerini koyduk. Sonra tekrar testlerimizi hazırladık sizler için. Ve aynı zamanda bu tekrar testlerindeki sorular ÖSYM'nin sınavlarına çıkabileceği için ÖSYM tarzı sorular da koyduk. ve En sonunda da yazılılarınıza hazırlanmak istediğiniz için yazılı örnekleri de koyduk. Buradaki yazılı soruların cevaplarını da çözümlerini de uzman hocalarımız hazırladı. İnşallah yazılı sınavlarınızda çok güzel notlar alırsınız. Ödül sorumuzu yapmayı unutmayın arkadaşlar.